çık ortaya hadi. Ne var ne bağırıyorsun? Hadi topla herkesi bakayım, anlatacaklarım var, çabuk. Ne zırvalıyorsun, çık git evimden. Diyeceklerimi demeden gitmeyeceğim, hadi söyle herkese çabuk. Ne diyeceksin ne? Bak Sadık, edebinle git yoksa ben seni attırırım. Yok, öyle yağma yok Aziz Alkan. Herkes senin ne mal olduğunu anlayacak, ondan sonra zaten bağlasan durmam. Sadık. Hadi dedim çabuk. Allah Allah. Defol git dedim. Ben de anlatmadan gitmem dedim. Hadi bakalım çabuk, herkes çağır buraya, delirtme beni. Allah'ın asabını bozma, bak çok kötü olur. Yıllardır senin için çalışıyorum. Bir kelamın emirdi bana, Allah çarpsın. Ne dediysen yaptım. Saygıda kusur etmedim. Hep hayır duamı aldın ha. İyi anladık, hadi güle güle. Ne oluyor yine ya? Bağırış çağırış. Sizin de Aziz Alkan'ın yaptıklarını öğrenme vaktiniz geldi. Bu dünyada Ademoğlu ettiklerinin cezasını bulmalı. Sen de bulacaksın. Ne diyor bu abi Allah aşkına? Yok bir şey, saçmalıyor. Sonun geldi Aziz. Sonun geldi. Hadi 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 çık. Baba bırak ya. Sen neden korkuyorsun ki? Sen de anlat ne anlatacaksan. Ne işin var lan senin burada? Babanın pisliklerini anlatmaya geldim oğlum. Patrini bir ver. Asıl pislik sensin burada. Ver, ver. Çağırın Nevzat'ı, alsın götürsün şunu hadi. Tilla gelse gitmem ben buradan. Dediklerimi diyeceğim, zaten gideceğim. Lan bana bak. Bana bak. Patrini ver. Ne yapıyorsun? Al git şuradan. Ne oluyor? Sadık, sen de edebini takın. Olmuyor böyle bak. Git sonra gel, ne diyeceksen o zaman de. Adam hasta, görmüyor musun? İblise bir şey olur mu ya? Olan garibi olur. Günahsıza. Şimdi memlekete gideceğim. Orada da bir bir anlatacağım bu yaptıklarını sana. Çık git yeter. Ya bir şey diyeceğim. Kardeşin bir seninki bela mısınız ya? Hiç mi utanmıyor oğlum sende? Senin kardeşin yüzünden vurmadı mı Kartal benim babamı? Ne vurması be, ne vurması? Asıl katil senin baban. Kartal'ın babasını Aziz vurmuş. Emre ne oldu? Osman yerini bulmuş. Polisler yolda geliyorlar, gitmen lazım. Emre Selin yok. Ne demek Selin yok? Nasıl yok? Yok işte gitmiş. Ben bulur getiririm onu sana hadi. Olmaz Emre, Selin olmadan ben hiçbir yere gidemem ki. Bana bak. Bana bak. Selin! Oktay aradı. Osman Sadık'ın peşine adam takmış. Polisleri yolladı, şimdi gitmen lazım hemen. Selin! Selin! Kartal, Selin'i merak etme. Ben onu bulacağım sana. Olmaz Emre. Olmaz. Allah kahretsin. Kartal, saçmalama. Her şeyi mahvedeceksin. Şimdi gitmen lazım. Kartal, şimdi gelirler. Hadi kaç. Annemle. Oğlum, saklambaç oynayalım mı? Evet. Hadi oynayalım. Emre, Selin'i bul. Bulacağım. Söz. Yakalayamayacaklar. Biz kazanacağız. Dur kaçma. Kartal. Artık kaçmamız gerekmiyor. Her şey ortaya çıktı. Suçsuz olduğun anlaşıldı.
Biz kazandık. Oley! Söyle çabuk, ne oldu? Abi, kartal tamamdır. Kaçamayacak bir yere. Aferin, tamam. Sen de ortalıkta görünme ha, kaybol. Başka? Başka bir şey yok, bu kadar işte. Doğru, başka ne olsun? Peki bu Osman Bulut nerededir şimdi? Bilmiyorum. En son ne zaman görürsünüz? Bugün. Ama zaten sabit bir yerimiz yoktu. Bu adamın evi parkı yok mu? Otelde kalıyordu. Bir ara bir ev tuttu ama şimdi orada da kalmadı. Abi bir şey söylesene. Adam resmen sana katil dedi. Hem de Kartal'ın babasının katili. Çocuklar ben... Sen ne? Abi yoksa... Baba bir şey söylesene. Ha? Ben yapmadım de. Adam iftira atıyor de. Babasını ben öldürmedim de. Hayır olamaz ya. Abi konuşsana. Yaptın değil mi? Sen yaptın. Yok öyle bir şey. Bu Sadık kim ne dediyse kandırmış. E o zaman niye bir şey söylemedin baba? Adam iftira atıyor demedin. Çocukların önünde beni suçluyorsun demedin. Niye demedin bir şey? Evet. Madem yalan söyleseydin abi. Yaptın değil mi? Sen yaptın. Allah kahretsin. Baba bir kere olsun doğruyu söyle. Şerefli davran, bir kere olsun bize doğruyu söyle. Doğru konuş. Karşında babam var. Abi yeter. Hala üste çıkıyorsun. Ma. Osman'cığım babanın biraz işi var ama daha sonra gelecek yanımıza. Yakalandı mı? Sobelediler mi babamı? Yok be oğlum, senin baban sobelenir mi hiç ya? Sobelenmedi mi? Hayır tabii ki. Yaşasın, biz kazandık. Biz kazandık ve şimdi bize ödül olarak çok güzel oyuncaklar verecekler, tamam mı? Oyuncak mı? Evet, bir sürü kocaman araba verecekler bize. Hepsi benim. Oku. Tamamsa imzalı. Götürüyor musunuz? Götüreceğiz. Ama önce komiserimi göreceksin. Niye? Niyesini o söylersen. Hadi. Ne oldu? Tamam mı? Geçmiş olsun Osman Bey. Yakalandı mı?
Kıskıvrak hem de. Eminsin değil mi? Gözlerinde gördün. Görmesem neden arayayım Osman Bey? Hala peşinde olurdum. İyi tamam. Şimdi sana konum atacağım. Atla gel hemen. Bir şey soracağım baba. Bir insan küçücük annesiz bir çocuğun babasını nasıl vurur? Ha? Nasıl öldürür? Hı? Söyle. Senin canına mı kastetti? Ananı babanı mı öldürdü? Ne yaptı? Söyle. Nedenlerim vardı. Nedenlerim vardı. Kartal'da yanına almışsın baba. Ha? Babasız bir çocuğa babalık edebildin mi? Vicdanını rahatlatabildin mi baba? Ha? Nedenlerim vardı dedim. Tabii. Senin her zaman nedenlerin vardır. İnsanların hayatlarıyla oynarsın çünkü bir nedenin vardır. Ne oluyor baba? Esra'la niye ağlıyorsun? Yok bir şey kızım. Hadi sen odana git. Gitmeyeceğim. Kızım. Gitmeyeceğim. Niye herkes kızgın? Osman da burada olmasının bir sebebi var değil mi? Onun da bir nedeni var. Şirketin yarısını aldı. Ama abim hiç sesini çıkarmadı. Ben de neden bu kadar kolay teslim oldu diyordum. Bundanmış. Selin de burada. Selin de bu oyunun parçası. Değil mi abi? İşlediğin günah hepimizin hayatını mahvetti. Bağırsana. Şimdi bağır çağır. Sustur bizi. Hadi. Komiserim, noktayı getirdim. Tamam. Otur. Otur kardeşim. İfademi verdim ben. Başka bir şey mi var? Eski polis misin? Evet. Meslekten atılmışsın. Hak etmeyerek. Oldu işte öyle bir şey. Bu işleri biliyorsun yani. Neyle suçlanacağını. Aşağı yukarı ne ceza alacağını hepsini biliyorsun. Biliyorum. Niye teslim oldun? Sakladığın bir şey mi var? Her şeyi anlattım. Gerisi ben de ilgili. Öyle olsun bakalım. Sakın ayrılmayın. Komiserim, Osman Bulut'a ulaşamamışlar. Adresler diyorum. Allah kahretsin. Ben ulaşırım. Nasıl? Çağırırsam gelir. Ara. Ama bir şey hissetmesin. Merak etmeyin. Kurtuluyoruz artık, bitti. Nasıl oldu bu? CD'yi polislere götürdün değil mi? Evet, cezasını çeksin. Babamın yüzünden suçlu gibi yaşamayacağız. Sen de kendine yakıyordun benim için. Üzülmeyeyim diye. Üzülme. Sen olursan ben üzülme. Kavuşalım artık. Babam da yaptığının bedelini ödesin. Nerede o şimdi? Bilmiyorum, arıyorlar. Oktay'la ifade verdi. Oktay mı? Evet. Her şey itiraf etti. Babamla yaptıklarını, sana suç attıklarını. Hepsi bitti. Gitti. Bizi bir daha ayırmayacaklar. Bitti. Ayırmayacaklar. Baba! Oğlum! Biz kazandık değil mi? Evet, biz kazandık. Süper! Ersin'e götür. Selin hadi sen. Yok seninle geleceğim. Hadi. Geleceğim tamam mı oğlum? Tamam. Yeter mi yeter? Yetmez abi. Ne desem ne yapsam yetmez. Yetmiyor. Ben neler yaşıyorum senin haberin var mı? Benim kızım öz babasını tanımadı. Şimdi de beni görmek istemiyor. Senin yüzünden.
Aziz Bey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama memur arkadaşlar sizi görmek istiyor. İyi günler Aziz Bey. Buyurun. Bizim emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Sebep? Emniyete öğrenirsiniz sebebini. Buyurun. İyi, gidelim. Okuyup imzalayın. Şimdi ne olacak peki? Firar suçundan işlem yapılacak. Yani? Nöbetçi mahkemeye götüreceksiniz. Tutuklayacaklar mı? Canım. Kartal Bey muhtemelen ilk suçlamalarından aklanacak. Ama firar suçundan tekrar mahkemeye çıkması gerekecek. Ama suçsuzdu. Suçsuz yere hapse girdi. Fark etmiyor. Korkulacak bir şey yok. Bu koşullarda ceza alacağını zannetmiyorum. Mahkemenin takdiri kesin bir şey de söyleyemem. Oktay ne olacak peki? O da mahkemeye çıkacak. Onun işi daha zor. Şimdi burada mı? Burada. Ben kendisiyle kısa bir görüşebilir miyim acaba? İmkansız Kartal Bey. Ben hallederim. Söylediklerimi unutmadın değil mi? Sorun yok. Geri döndü. Hoparlör abi. Alo. Aramışsın. Hemen buluşmamız lazım. Niye ki? Kartal yakalandı. Artık acelemiz mi var? Aziz Sümer'le görüştüğümü öğrenmiş. Neyse yani bana bir şey lazım. Tamam, o son buluştuğumuz yer var ya. Ben orada olacağım. Gel. Tamam. Oktay hazır komiserim. Oktay? Geçmiş olsun. Geçmedi. Sağ ol yine de. Teşekkür etmene gerek yok. Yaptıklarımı düzeltmeye çalışıyorum. Osman'la görüşüldü mü? Görüşüldü komiserim. Buluşma ayarlandı. Nasıl bu buluşma? Ben buluşacağım. Başka türlü enselenemiyor tabii. Niye teslim oldun? Niye olmayayım ki? Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Hak ettiğim cezayı da kızım verdi zaten. Hem sana da yazık değil mi? Bunların hiçbirini hak etmiyorsun sonuçta. Her şey istediğin gibi olsun. İnşallah. İnşallah. Tamam. Siz çıkabilirsiniz. Başvurdu komiserim. Fotoğraflar nerede? Hangi fotoğraflar? Kartal'ın. Öyle bir şey istemediniz. Korkma lan, şaka yaptım, şaka. Günün en güzel müjdesini vermişsin bana, kızar mıyım hiç? Ay. Al bakalım, bu da para. Fazlasıyla hak ettin. Sağ ol. Keyfini çıkart. Beni gördüğün günü de unut. Artık yolun sonuna geldik. Siz ne yapacaksınız? Ben Oktay'la buluşacağım burada. Parasını vereyim de şunun çenesi kapansın ya. Ondan sonra Aziz'den kaptığım hisseleri satıp dünyayı gezeceğim. Yolunuz açık olsun. Eyvallah, cümlemizin. Ne zaman haber verecekler? Bilmem. Hadi sen git artık lütfen. Olmaz. Senin merak edecek bir şey yok. Gitmeyeceğim Kartal. İsrar etme.
Nereye gideceksek beraber gideceğiz. Lütfen. Evraklarınız yetişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılacaksınız. Arkadaşlar da size eşlik edecek zaten. Hadi bir an önce gidelim. En azından mahkemeye gidelim. Niye? Olmaz Selim, gerek yok. Kartal, ben gitmeyeceğim. Seni bir daha yalnız bırakmayacağım. Bir an olsa bile. Bırakmayacağım zaten. Niye aldılar emniyeti acaba? Neyse ne. Yapmıştır bir şey yine. Avukatı mı arasak Kuma? Hem Aziz abi yalnız kalmaz, bizi de haberdar eder. Ya onu yalnız kalacağı falan yok. O aramıştır birini, kendi garanti alır, merak etme. Nasıl yaptı bunu ya? Oğlum dediği adama nasıl yaptı Allah'ım, bu nasıl bir yalan? Esracığım tamam, ağlama artık. Bak olan bize oluyor, kahretme kendini, tamam mı? Biz nasıl üstesinden geleceğiz hala bunun? Bilmiyorum canım, bilmiyorum. Bir şekilde geleceğiz. Yok daha kötü olacak her şey. Daha ne kadar kötü olabilir abla? Baksana babam hepimizi kandırmış. En çok da Kartal'ı. Babasından ayırmış adam ya. Kartal'ı oğlundan ayıramayacak ama. Ne oğlu? Osman Kartal'ı Selim'in oğlu. Ne? Ne? Efendim? Ama bana bakmazsan ben konuşamam ki. İyi böyle Burcu. Niye bakmıyorsun? Çok üzüldüğün için mi? Çok utandığım için. Ama sen utanacak bir şey yapmadın. Babamın oğluyum, yetmez mi? Dayım çok kötü şeyler yapmış. Ama bunda senin suçun yok. Bazen kötüye inanmak da suçtur. Gözünü kapatıp duyduğuna inanmak. Bilmeden asıp kesmek. Şans vermeden. Acaba demeden. Gene de kızma kendine. Başımıza ne geldiyse, siz ne yaşadıysanız, insanlar bugün paramparça ise hepsinin nedeni babam. Sen, ben, ablam. O küçük çocuk. Anneler babalar hata yapabiliyor bazen. Ama bunların cezasını çocuklara ödememeli. Yani haksızlık olur değil mi? Bilmem, öyle mi olur? Bence öyle olur. Ben de çok kızgınım. Ama kendimi suçlu hissetmiyorum. Sen de hissetme. Sen ne zaman bu kadar büyük bir kız oldun be? Bu kadar akıllı bir kız oldun. Hı? Tamam, hissetmem. Thank you.
Yani sizi Kartal Sakallıoğlu vurdu. Eminsin. Bakın. Hastanede ifadem alınırken de aynı şeyi söyledim. Kartal beni zorla götürdü. Silah çekti. Başkası olamaz. Birilerinden mi korkuyorsun, birilerini mi koruyorsun? Konuş. Ya ne korkması, ne koruması. Beni Kartal vurdu. Seni vuranın Osman Bulut olduğu ortaya çıktı. Ne? Deliller ortaya çıkardı. Şahitler doğruladı. Ne diyorsun bu işe? Olamaz. Mümkün değil mi? Ben Osman'ı falan görmedim. Osman benim ortağım, eşimin de babası. O yüzden mi koruyorsun o adamı? Ya ne koruması? Kartal silahı yüzüme doğrultmuştu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Yakınlarda olacağız. Acil bir durumda o da hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Peki, kolay gelsin. Bilmediğimiz ne var acaba? Demek Fransa'da Kartal'la Selin. Kartal iş için gittiğinde tanışmışlar. O zaman olmuş her şey. Kartal biliyor muymuş Selin'in hamile olduğunu? Bilmiyordur. Sonradan öğrendi herhalde. Cevap vermiyor. Avukat mı? Evet. Ha, arıyor. Dur bir dakika. Efendim? Evet. Ne? Tamam, ben tekrar arayacağım sizi. Ne olmuş? Aziz abiyi Kartal vurmamış. Kim vurmuş peki? Osman. Kim? Selin'in babası Osman. Evet. Yalan ifadeden dolayı çağırmışlar Aziz abi emniyet. Ben dedim size. Kartal yapmaz dedim, masum dedim. İnanmadınız ki. Ne oluyor gene be? Kartal değilmiş. Duydun mu? Osman vurmuş babamı, Kartal değil. Bakın, Kartal benim öz oğlum gibidir. Yıllarca emek verdim ona. Hiçbir şey esirgemedim. O gün, yani olayın olduğu gün... çok şaşırmıştım. Hiç ihtimal vermiyordum Kartal'ın beni vuracağına. O anı hep hatırlamaya çalıştım. Ama her hatırladığımda da Kartal'dan başkası yoktu. Silahı yüzüme doğrultmuştu. Ama siz Kartal'ın yapmadığını ispatladınız çok şükür. İfaden yazılsın, imzala. Seni gerekirse gene çağıracağız. Tabii tabii, ne zaman isterseniz. Osman! Şükür. Nihayet gelebildin ha. E anca ya. Kartal yakalandı ha. Tehlike geçti yani. Geçti geçti. Unutma lan. Al şunu. Bu ne? Paket değil para.
Bu mu? Dahası var canım. Zamanı gelince alacaksın. Hakkını vereceğim. Verirsin ya, acelesi yok. Zor oldu ama bitti sonunda. Evet, Kartal'dan kurtulduk. Ha. Kurtulduk. Yalnız o bir ara kaçtı ya. O zaman çok endişelendim. Ama bitti sonunda. Geçmiş olsun diye. Ha. Sen ev falan diyordun, ne oldu? Diyordum da o iş olmayacak ya. Artık bir anlamı yok. Ha, Aziz Hüma'yı öğrendi. Şimdi ne yapacaksın? Uzak duracağım. Bana bak. Aziz seni hala korkutmuyor değil mi? Yok canım, Aziz'den korktuğum için değil. Ben kızımı daha fazla üzmek istemiyorum. Sen öyle diyorsan. Sen kazandın. Ben yine kaybettim. Şak ya, ne kazanması ya. Bundan sonra başlıyor. Daha biz seninle çok şey kazanacağız. Göreceğiz. Sen ne yapacaksın? Aziz'le ortaklığa devam mı? Ya. Hiç düşünmedim. Bilmem. Aziz. Aziz artık bana hiçbir şey yapamaz. Yapayalnız kaldı. Benimle uğraşacak hali yok artık. Peki bir gün gerçeği öğrenirse ne olacak abi? Her şey ortaya çıkarsa. Ne? Böyle bir şey olmayacak. Herkes ne biliyorsa gerçek bu. Anne. Kızım. Gelebilir miyim? Gel tabii ki. Canım. Söyle. Onunla. Dayım yüzünden mi ayrıldınız? Evet. Abim onu hiçbir zaman istemedi. Neden? Yani kötü biri mi? Hayır tabii ki. Abim kendince bana onu layık görmedi. Neden karşı çıkmadın peki? Gençtim. Korktum. Bir de abime hayır demek çok zordu. Hatta imkansızdı. Peki. Çok mu sevdin onu? Çok. Dayım bize bu kötülüğü yapmasaydı size ayrılmazdınız. Belki severdim onu. Ya tanıma şansım olsaydı. Gerçek babamı tanırdım. Ama dayım. Artık bizim devrimiz başlıyor. Tadını çıkaralım. Sen de madem ev falan tutmayacaksın, o zaman keyfini çıkart oğlum. Gez, dolaş. Parayı merak etme. Eyvallah abi. Hadi, bana müsaade. Sen de çok fazla ortalıklarda dolaşma. Tamam mı? Biraz sakinleşsin. Ondan sonra tekrar buluşur konuşuruz. Hadi eyvallah. Abi. Aziz seni gerçekten görmedi değil mi? Ya. Niye ki? Yani sonuçta onu sen vurdun. Evet ama Aziz bunu hiçbir zaman bilemeyecek. Bilse de ispat edemeyecek. Aklını hep kemirecek bu düşünce. Ama kimseye soramayacak bile. İşte bu ceza Aziz'e yeter. Ama Aziz'e güven olmaz. Bir gün elbet hesabını sorar. Ne diyorsun lan sen?
Geçti bitti bu mesele, tamam mı? Unut gitsin. Ne diye ikide bir hatırlatıp duruyorsun? Lan sen beni! Tüm ekipler tetikte olun. Operasyon her an başlayabilir. Neler yaptım lan? Ha? Baban gibi davrandım lan sana! Adamımız vuruldu. Operasyon başladı. Hadi! Hepsi bitti. Geçti. Bitti. Hepsi bitti. Bitti. Osman seni çok özledim. Ben de onu özledim. Seni bırakayım, sonra bir emniyete geçerim. Ne emniyeti? Neden? Oktay'a bir bakayım ne yaptı acaba. Şeycan, burada böyle durmayacağız değil mi? Ev değil artık burası. Hiçbir şey olmamış gibi yaşayıp gitmeyeceğiz herhalde. Değil mi abla? Esra, sen kalacak mısın yoksa? Evet. Anlamadım. Şaşırdın mı sen? Kartal'ı bekleyeceğim. Bes. Ya ne Kartal'ı artık? Ciddi değilsin herhalde. Yok, gayet ciddiyim. Abla, ben gerçekten sana artık edecek laf bulamıyorum. Hiçbir laf etmiyorum sana. Etme o zaman. Esra, saçmalama lütfen. Çocukları var diyorsun. Sonra babanın yaptıkları. Delirdin mi sen? Bunca olaydan sonra Kartal niye buraya gelsin? Kartal'dan boşanacağım. Şu an şaka yapıyordum, ciddiye almayın. Şaka falan yapmıyorum. Bu kadar şey oldu, benim Kartal'ın yüzüne bakacak halim mi var? İstediğin oldu yani. Kartal artık yok benim için. Ya ben senin mutluluğun için söyledim. Bunu en başta yapmış olsaydın bu kadar üzülmeyecektin yani. Üzülmüyorum artık. Giden gitti, tamam. Benim de aklımda bir iki şey var. Onları yapıp gideceğim. Görüşürüz. Kızım, hadi biz de odana çıkalım, eşyalarını toplayalım. Ben dayımı bekleyeceğim. Niye? Söyleyecek birkaç bir şeyim var. Alo, ne haber? İyi. Sana acil ihtiyacım var. Bugün. Birinden kurtulmamız lazım.
Elif, ben gitmeye karar verdim. Ne? Ne demek gitmeye karar verdim? Yeter artık. Bu ev, yaşananlar ağır geliyor. Ama senin de gelmeni istiyorum. Nasıl yani? Bayağı. Benimle gelir misin? Senin her yere gelirim tabii ki ama... Ama ne? Hep birlikte olmayacak mıydık? Öyle de annem ne olacak? Onu ben hallederim, konuşurum. Nasıl halledeceksin? Gel benimle. Abla. Hah, oğlum acıktın mı? Sana bir şeyler ısıtayım mı? Benim aklım uçtu gitti. Gel gel, böyle bir şey demeyeceğim. Bir şey konuşacağım seninle, gel. Ay gözünü seveyim Mert. Sen de bir şey konuşma be oğlum. Bugün duyduklarım bana yetti zaten. Böyle bir şey değil, merak etme. Hayırdır inşallah? Hayır hayır. İtalya'da küçük bir kasaba var. O kasabada böyle huni gibi evler var. Bunların özelliğini biliyor musun? Ben ne bileyim İtalya'yı. Evleri taşları oğlum. O evlerin tepesinde ufak bir taş var. O taşı çekmen yetiyor bütün evi yıkmak için. Aynı bizimki gibi. Biz de yıkıldık değil mi yavrum? Yıkıldık ya, yıkıldık. Bizi bir arada tutan şey neydi bilmiyorum. Sevgi mi, korku mu, geçmiş mi, yalan mı? Belki de hepsinden biraz. Ama ne yaptı etti, biri geldi o taşı çekti. Her şey başımıza ekti bizim. Ah oğlum, ah perişan olduk ya. Fatma abla. Bak ben anne bilmedim. Babam da var sanıyordum ama yokmuş. Öksüzmüşüm, bilemedim. Öyle söyleme oğlum. Anne babalar evlatlarının iyiliğini ister her zaman. Aziz Bey. Ben o adama bu saatten sonra baba demem. Öyle mi? Sen gel bana hem anne hem de baba ol. Zaten öyle değil miyim yavrum? Sen de benim evladımsın, Esra da benim evladım. İkinizi ben büyüttüm, elimde büyüdünüz. O nasıl laf öyle? Ya öyle değil. Ondan da öte diyorum. Anne diyeyim sana ya, anlasana. Değil mi Elif? Bak biz Elif'le ellerinizi bırakmamak üzere söz verdik. Sen de bizimle birlikte gel. Başımızda ol. Gidelim buradan. Olur mu böyle şey oğlum? Bırakıp nasıl gidilir ki? Gidilir gidilir. Ne ev kaldı ne yuva. Adamlar gidiyor. Esra da durmaz. Biz de durmayalım burada, gidelim. Tamam mı? Ver elini öpeyim. Oğlum. Hmm. Kızmadın değil mi? Kızarım ya. Siz mutlu olun yeter. Buradan bir şey çıkmazdı zaten Aziz Bey. Yalan ifadenin ispatı yok, merak etmeyin. Anahtarı var. Çık git yeter. Ya bir şey diyeceğim, kardeşin bir seninki bela mısınız ya? Hiç mi utanmıyor oğlum senden? Senin kardeşin yüzünden vurmadı mı Kartal benim babamı? Ne vurması be, ne vurması? Asıl katil senin baban. Kartal'ın babasını Aziz vurmuş. Sonu geldi Aziz. Geldi. Selin tamam hadi.
Ne nasıl satarsın lan? Komiserim. Oktay meselesini merak etmiştim de ne oldu acaba? Kötü haberler var. Nasıl? Oktay vuruldu. Vuruldu mu? Patron, veriyorum ben böyle tazdikli suyu. Sen iyice iç dış, tamam mı? Lastikleri falan yıkayıver güzel. Tamam. Hadi bakayım. Yalnız öyle öbürlerini de yıkamak lazım ya. Şimdi müşteriler bekler. Böyle yıka yıka eskidi araba ya. Eskimez, temiz olur. Bak, lastikler de gitti öyle çitile çitile. Nereye gitti? Acıkan parmağını kaldırsın. Ben. Gel Osman'cığım. Ya bakma, bizim patron da çok acıktı. Biz sabahtan beri araba yıkıyoruz ya burada. Öyle mi? Acıkmadım. Yemek yemeden olmaz Osman'cığım. Gel. Uykum var. Yemeğini yersin sonra uyuruz. Olur mu? Gel. Tamam annesi ya, biz şimdi oto yıkamacı da hallederiz o yemek işini. Sen hiç merak etme. Hop, hadi bakalım Osman Efendi. Şimdi açalım ağzımızı, uçak geliyor. Araba yıkamacı ama burası. O zaman tır geliyor, açalım. Hop. Aferin sana. Gelsin mi bir tane daha? Evet. Ha? Onu da şöyle arka tarafa alalım, sağ tarafa çekelim onu. Al bakalım. Hop. İki konteyner de ben alayım mı? Polisler, kim nereye gidiyor? Bırakıyoruz seni dayı. Gidiyoruz işte. Kızım sus. Ne diyorsun, öyle konuşulur mu? Susmayacağım. Sen de susma. Dayım senin de hayatını mahvetmedi mi? Şu, ben kimseyi bilerek üzmedim. Senin iyiliğin için yaptım. Yapmasaydın keşke. Bıraksaydın da tanısaydım Oktay'ı. Sevmeyeceksem de kendim sevmezdim. Herkes üzgün. Bak babama, perişan. Annem senin yüzünden neler çekiyor. Ben de çok üzgünüm, gel. Abi sen nasıl hala böyle konuşabiliyorsun? Hı? Nasıl hala yalan söyleyebiliyorsun? Ama artık yüzünü bile görmek istemiyorum, sesini de duymak istemiyorum. Her şeyi unutmak istiyorum. Bana çektirdiğin acıları unutmak istiyorum. Hadi kızım. Hakan. Bundan böyle adımızı da ağzına alma. Babam da gelecek değil mi bizim? Sorarız kendisine kızım. Peki nereye gidiyoruz? Bilmiyorum tatlım. Bir kafamızı toparlayalım, buluruz bir yer. Allah Allah. Efendim. Alo Hüma, Kartal ben. Kartal? Hüma, dinle. Hastanedeyim. Ne hastanesi? Oktay vuruldu. Ne?
Anne ne oldu? Anneciğim iyi misin? Baba. Hüma ne oldu? Oktay vurulmuş. Hastanedeymiş. Hadi yürün, hastaneye gidiyoruz. Bir şey soracağım, çok merak ediyorum. Son sorum. Bu kadar zaman nasıl Kartal'ın gözünün içine bakabildin, ha? Nasıl babasıymış gibi davranabildin bu kadar sene? Nasıl bir vicdan? Kartal'ın bir evi oldu, bir ailesi oldu. Onun zaten bir ailesi vardı! Sen elinden almasaydın bir babası da olacaktı. Babam vardı. Korktuğum, saydığım, sevdiğim. Beni görsün diye önünde şaklabanlık yaptığım babam vardı. Şimdi elinde ne var? Oğlum. Senin oğlun falan yok. Ben yıllarca Kartal'dan nefret ettim biliyor musun? Sırf seni benden çaldı diye. Ama fark etmemişim ki öz babam aslında Kartal'ın hayatını çalmış. Ben kimseden bir şey çalmadım. Nerede peki o zaman baba? Ha? Nerede Kartal'ın babası? Sevdiği kadın nerede? Hayatı nerede? Ya bilmemiz gereken bir şey varsa söyle. Bak emin ol, daha fazla canımızı acıtamazsın. Emin ol. Ben ne yaptıysam sizin için. Ya bırak! Hep aynı yalan. Ya bir kere olsun doğruyu söyle, doğruyu de ki ben yalan söyledim. Anladın? Demeyeceksen hiç konuşma. Tek kelime bile etme. Ben hazırım. Seni iyileşince söylemeyi düşünüyorduk. Elif Fatma abadan seni isteyecektin. Ama artık hiçbirinin önemi kalmadı. Sen bunu hak etmiyorsun baba. Biz artık yokuz. Yürü Elif. Aziz Bey. Hakkınızı helal edin. Ben rahmetli Saadet Hanım'a ölene kadar burada kalacağım diye söz verdiydim ama kısmet değilmiş. Hakkınızı helal edin.
Baba. Sen burada mıydın? Gitmedim bir yere. Neden? Herkesin gidecek bir yeri var. Ya da elinden tutacak biri. Benim kimsem kalmadı. Bir tek sen varsın, sahnede ne yapacağım bilmiyorum. Kusur. Merak etme, yanından ayrılmayacağım. Bir iki ufak işim var, halledip geleceğim. Benim yeni masal çalışmaları yapmam lazım. Bu son uydurduğumu beğenmedi. Uyumadı mı? Hı. Ben hallederim şimdi. Yok ya. Yani kaçar mı? Sonunda biraz zorladı ama nakavt. Sana çok alıştı Emre. Ben de ona çok alıştım. Ne oldu, daldın gittin öyle uzaklara gene? Üzülmek yok değil mi? Ha? Geçti gitti artık. Kartal da kurtuldu. Özgürsünüz. Ama aramadı. Telefon bulamamıştır, arar. Birinden isterdi, arardı. Selin. Ya bir şey yok. Ya bu adam içeri girdi çıktı, bıçaklandı, ölümden döndü. Bir telefon mu bulamayacak, arar. Karakola mı gitsek? Selin. Ne diyorum ya? Arıyor, bak. Herhalde o. Alo. Emre benim. Neredesin abicim sen ya? Hastanede. Oktay vurulmuş. Ameliyatta. Nasıl ya? Osman vurup kaçmış. Selin'e çaktırma. Emre, ben Oktay'ın ameliyattan çıkmasını bekleyeceğim. Sen Selin'in Osman'ın yanlarından ayrılma, olur mu? Aa, tamam, tamam oldu abiciğim. Anladım. Tamam, tamam. Onlar ben de merak etme sen. Emre bana da versene, ben de konuşmak isterim. Hadi abiciğim, eyvallah. Görüşürüz. Emre, ben de konuşmak istedim. Ne oluyor? Bir şey oldu, yok ya. Oktay'ı bulamamış. Ona haber veriyor. Ya bir de zamanı yoktu zaten. Şimdi adamı arıyor onun için. Vallahi ya. Peki. Dur ya, nereye? Kartal'ı bulmaya. Ya saçmalama, iyi dedim ya. Anlamadım sanma. Tamam dur. Anlatacağım. Oktay vurulmuş. Oktay vurulmuş? Kim vurmuş? Bilmiyorum, onu söylemedim. Emre kim vurmuş? Babam mı? Babam. Yıllarca bir katilin yolunu beklemişim. Bilemezsin Selin. Babama kavuştum sandım. Beni sevecek. Özlem bitecek. Ben ona her şeye inandım. Nasıl da alet oldum iğrençliklerine. Selin, o senin zaafından yararlandı. Aptalım ben. Hayır, kendini suçlama. Bak, ben
Ben de babasız büyüdüm. Kimdir, nedir, necidir hiçbir zaman öğrenmedim. Yani düşünsene, rüyalarımda yüzü bile yok adamın. Ve şimdi biri çıkıp gelse, ben senin babanım dese, ben de aynısını yaparım. Sarılırım boynuna, inanırım. Doğru. Keşke annemi dinleseydim. Aziz'i ve Kartal'ı görünce buradan gidelim demişti. Çok kötü şeyler olacak demişti. Ben de dinlemedim. Selin, sen sevdiğin adamı bırakmadın. İyi ki de bırakmadın. Eğer anneni dinleyip gitmiş olsaydın, bir daha birbirinizi sonsuza kadar kaybedecektiniz. Ama şimdi artık birliktesiniz. Mutlu olacaksınız. Yaşananlar unutulur mu Emre? Unutulur. Onca yara kapanır mı? Kapanır. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Üzülme demeyeceğim. Biliyorum çok saçma. Ama geçecek yani bir şekilde, değil mi? Hayat devam ediyor. Baban da cezasını çekecek. Göreceksin. Oğluma bile onun adını verdim. Ameliyattan. Doktorlar bir şey söyledi mi? Yok işte, haber bekliyoruz. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol. Ya birine bir sorsak gelişme var mı diye. Bir gelişme olursa haber verecekler bize hani. Vermez değil mi? Merak etme. Bir şey olmayacak, iyileşecek. Sadece biraz bekleyeceğiz, tamam mı? Biz babana olanları öğrendik. Kartal, Oktay'ı kim vurmuş? Hoş bulduk. Ben bir buzul latte alacağım. Menü kalsın, arkadaşım gelecek. Peki. Osman, Osman nereden bulmuş Oktay'ı? Adam yıllardır bugünlerin planını yapıyormuş ya. Dersini iyi çalışmış adi herif. Aynen öyle. Oktay'ın Aziz'e olan nefretini kullanmış adam. İkimiz de evladımızdan etti. İntikamımızı alacağız, kızına kavuşacaksın demiş. Oktay da inanmış sonuçta bu işte. Hepsi benim için miymiş yani? Güzelce gelseymiş, niye kötülük yapmış ki? Evet ama kız için yapmış işte. Oktay, beni yakalarsın değil misiniz? Evet. Nasıl? İyi mi? İyi. Zor bir ameliyattı ama atlattı. Çok şükür. Şu birkaç saat önemli yalnız. Gerçi bir komplikasyon beklemiyoruz.
ama her şey hazırlanmakta fayda var. Nasıl ya? İyileşecek demiştiniz. Geçmiş olsun. Kızım. İyileşecek tabii. İyileşecek, merak etme. Al bakalım. Ihlamur yaptım sana. İyi gelir. Şu anda istemiyorum ama teşekkür ederim. Hadi ama üzme bu kadar kendini. Anne. Sen uyumuyor musun? Oo, sen ne zaman uyandın böyle patron ya? Ha? Kötü rüya gördüm. Paylaşıcılar vardı. Korktum. Korkma. Biz yanındayız. Geçti. Tamam mı? Geçti gitti. Annesin üzüldün mü? Yok. Neden üzüleyim ki? Yok ya, annem biraz yorgunmuş. Uykusu gelmiş o kadar. Üzülme anne. Tamam. Söz mü? Söz. Hadi gel biz şu palyaçolara bakalım. İster misin? İsterim. Ha? Hadi bakalım, ne yapıyorlarmış bakalım bu palyaçolar. Bir görelim ya şöyle. Kaç tane herhalde bakayım? Beş. Beş mi? Oo, tamam ya. Beşse hallederiz, merak etme. İki kişiyiz zaten. Sen üç kişisin, ben yedi kişiyim. Ben kişiyiz. Daha ne kadar yalan var hayatımızda? Ne kadar? Yapma Hüma, Burcu değil zaten. Elimde mi sanıyorsun Hakan? Şu halimize bak. Dört bir yanımız yalan. Biz bile. Hepimiz suçluyuz. Durdurabilirdik onu. Hakan, sen içecek bir şeyler alsana. Çay, kahve al. Fark etmez. Hakan haklı Hüma. Onun için hayatı daha fazla zorlaştırmayalım istersen. Kimsenin yüzüne bakamıyorum Kartal. Ben... bilseydim abimin yaptıklarını, hepimizin hayatını mahvetti. Osman'ın bile. En çok da senin. Özür dilerim. Ya sen özür dileme. Niye özür diliyorsun ki? Senin bir suçun yok. Ben bir Burcu'ya bakayım. Kızım, bir tane. Güzelim benim. Her şey geçecek canım. Ben hep senin yanında olacağım, tamam mı? Ama sen ağlayınca ben daha kötü oluyorum. Ağlamayacağım, söz. Ağlama. Tamam. Hüma, hadi sen de biraz hava, ben buradayım. Kızım, ben geliyorum hemen, tamam mı? Tamam. Evet. Bence Oktay'a çok kızma. Sana kavuşamayacağını anlayınca yaptı bütün bunları. Osman'a tuzak kurdu. Canı pahasına. Ve neden yaptı biliyor musun? Bana dedi ki... evladından ayrı olmanın ne demek olduğunu en iyi ben bilirim dedi. Sen de oğlundan ayrı kalma dedi ve kendini ateşe attı. Yani bana yardım etti. Baban olmasaydı ben susuzluğumu ispatlayamazdım ki. Bak. İnsanlar bazen hata yaparlar.
Hatalarını telafi etmek için telaşla daha büyük hatalar yapabilirler. Yani battıkça batarlar. Bataklığa düşmek gibi bir şey. Baban hep senin için çırpınmış. Sen bunu hiç unutma, tamam mı? Başka bir arzunuz? Aynısından bir tane daha rica edeceğim. Peki efendim. Buyurun Özbey. Bey. Otur Nevzat. Estağfurullah. Bir isteğiniz varsa... Otur Nevzat, otur. Sence ben çok mu kötüyüm? O nasıl söz Aziz Bey? Söyle söyle, çekinme. Kötü müyüm? Ben bir kötünüzü görmedim efendim. Şimdi üç arkadaş düşün. Bunlardan biri diğerini öldürüyor, öbürünü hapse gönderiyor. Sence bu adam iyi olabilir mi? Hamile kız kardeşini sevdiği adamdan ayıran biri nasıl olabilir? Yeğeninin babasından koparan biri iyi olabilir mi? Öldürdüğü adamın oğlunu yanına alıp onu köle gibi kullanan, bu uğurda öz kızının mutsuz olmasına yol açan bir adam iyi midir, kötü müdür? İşin böyle olacağını nereden bileceksiniz efendim? Ben biliyorum Nevzat. Ben biliyorum. Abi. Ya ne yapıyorsunuz siz burada? Duyunca hemen bıraktık. Fatma abla otora geldik yanına. Ya iyi yapmışsınız. Burcu nasıl? İyi değil. Hüma da bayağı kötü. Çıktım ameliyattan. Yoğun bakımda, şimdi kendisine gelmesini bekliyoruz. Neymiş bu Oktay'la Osman'ın mevzuya? Ya gel yukarıda konuşuruz, anlatırım. Aklım Burcu'da şimdi. Palyaçoların en zayıf noktaları nereleri biliyor musun? Nereleri? Burunları. Ya böyle burunlarını sıkınca diye kalıyorlar. Böyle hiçbir şey yapamıyorlar. Bak ben şimdi palyaço olayım yalancıktan. Sen benim burnumu sık. Tamam. Hadi. Böyle kilitleniyorlar. Öyle mi? Evet. Senin rüyana girerse bir daha sıkacaksın burunlarını. Hiçbir şey yapamayacaklar sana. Tamam. Palyaçoların... Burnunu sıkınca dururlarmış. Evet. Aa. Bir de böyle sıkınca bit diye ses bile geliyor. Aa. Onlar bizi eğlendirmek için yüzlerini boyuyorlar. Aynen. İşte o burunları da bunların eğlence düğmeleri. Hmm. Evet ya, bunu da hallettiğimize göre şimdi masalımızı okuyup sonra uyumaya devam edebiliriz. Uyumayacağım. Uyusam annem yine üzülür. Yok, ben üzülmüyorum. Hep üzülüyorsun. Ama tamam işte, sonra uyuyor. Uyanınca da geçiyor, hiçbir şey kalmıyor. O zaman anneme de masal oku, uyusun. Okusun bakalım.
Hangi masala sırada şimdi? Evet. Şimdi sıradaki masalımız Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Biz en çok Osman'la prensin prenses öptüğü yeri seviyoruz değil mi Osman? Evet. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Vurmuş kaçmış sonra da polisler hala peşinde işte. Ben bu Osman'dan bir şey çıkacağını biliyordum da Oktay'ı bulacağı hiç aklıma gelmezdi. Bazen insan kazdığı kuyuya düşüyor işte böyle Mert. Abim insanların hayatını karartmasaydı bunlar da bizim başımıza gelmeyecekti. Yuma, tamam bence artık bu konuyu kapatalım ya. Haberler iyi olduğuna göre ben artık gideyim. Selin Osman'ı daha fazla bekletmeyeyim. Tabii. Bir ihtiyacınız olursa beni ararsınız. Arkada yeni numaram var. Ararız biz. Sen de söylediklerimi unutma tamam mı? Efendim buyurun. Evet benim. Osman yakalanmış mı? İşte bu süper bir haber. İyi, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Geç de olsa adalet yerini buluyor işte böyle. Tekrar geçmiş olsun. Oktay'a selam söyleyeyim ben yine vuracağım. Sağ ol. Mert, nereye? Geliyorum. Kartal, 2 dakika konuşalım mı? Olur. Biz her şeyi öğrendik. Babam falan. Tamam ya, boş ver. Abi çok özür dilerim. Bilmiyordum, özür dilerim. Oğlum tamam. Bitti gitti. Neyi bitti gitti abi? Ben senden nefret ediyordum ya. Sen hapisteyken falan. Bilmiyordun ki nereden bileceğim? Senin düşüp canın yandığında... ya da babam arada sana kızdığında için için seviniyordum biliyor musun? Büyüdüm başarısız ol diye dua ettim hep. Servetimizde gözü var diyordum. Hep sen varsın diye... babam en çok seni seviyor diye beni görmüyor diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Babam aslında kimseyi sevmemiş. Bunu anladım. Tabii seni de vicdanları rahatlatmak için yanına almış zaten. Baban seni sever. Katilin biri beni sevmiş sevmemiş ne fark eder abi? Ben senin değerini bilememişim. Asıl gerçek senmişsin, o değil. Bu da bana yeter. Sana zerre darılmam, sen benim kardeşimsin lan. En çok da bu koyuyor zaten. Benim senden şüphe etmemem lazım. Esra'yı deli falan diyoruz ama senden bir kere bile şüphe etmedi biliyor musun? Merak etme, merak etme. Şimdi iyi. Daha iyi olacak. Hem doğru yolu bulmuş, boşanacak senden bugün. Bugün söyledi. Sen ne yapacaksın? Şikayetçi olacak mısın? Sonuçta adalet aramak hakkın. Yok ya, ben o defterleri kapattım çıktım. Osman içeride öterse onu bilemem tabii. Yeter olsun. Zaten yapayalnız kaldı. Ben Esra kaldı yanında. O da gidecek yakında. Yolun açık olsun. Senin de abi. Ben senin değerini bilememişim. Tamam lan. Alo, merhaba Selim Bey. Nasılsınız? İyidir herhalde. Yani en son evdeydi. Sağ olun, sağ olun. Ben babam için aramadım aslında sizi. Kartal'dan boşanacağım da dava açmak istiyorum. Yani şaşılacak bir şey yok bunda. Geç bile kaldık yani değil mi? Protokol hazırlatmak istiyordum da ben. O zaman tek celsede boşanılıyormuş herhalde. Peki hemen hazırlayabiliyor muyuz biz bunu? Bir an önce imzalar atalım istiyoruz da. Güzel, güzel, çok güzel.
Teşekkür ederim, tamam. O zaman ben... işiniz bitince arayın siz beni. Evet, öyle yapalım. Ben nereye geleceğinizi söyleyeyim size. Tamam. İyi günler. Canım. Erdem. Nasılsın? İyi. Senin yanındayım ya, çok iyiyim. Sen nasılsın? Hı? İyiyim. Oğlum nasıl, nerede? Uyuyor. Kartal, ben biliyorum. Oktay'ı duydum. Ah Emre, senin bu çenen ne yapacağız? Kızma. Yakalanmış mı? Ne zorsun aldı be. Ama kazandık. Yıkılmadık. Yıkılmayacağız. Yıkılmayacağız. Oktay nasıl? Ameliyattan çıkardılar. Odaya alacaklardı. Babam yakalanmış mı? Cezasını çekecek. Oğlum. Otursana arkadaşım. Fır 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 başımı döndürdün, otur. Alo. Yediysen otur da düşün. Ulan arkadaş, çattık kardeşim ya. Çattık be arkadaş ya. Sizce de bir terslik yok mu? Hani normal odayı alacaklardı, saatler geçti. Bir bildikleri vardır Hüma. Gelip bize de söylesinler o zaman. Valla Burcu duyacak, sus. Ben size dedim bir terslik var diye. Ne oldu hemşire hanım? Her şey yolunda gidiyordu ama bir komplikasyon oluştu. O ne demek? Acilen sıfır RH negatif kana ihtiyacımız var. Aranızda kan grubu sıfır RH negatif olan var mı? Ben bir şirketi arayayım, orada vardır birinde. Ne yapacağız? Benim kan grubum aynı hemşire hanım. Ben verebilirim. Beni takip edin. Ne oluyor içeride? Sakin. Hani ameliyatın geçmişti. Sakin. Gidip konuşacağım. Kiminle? Babamla. Nasıl, ne konuşacaksın? Bir açıklama yapmak zorunda. Bunu bana borçlu. Selin. Kartal. Selin yapma. Üzülürsün. Zaten kahroluyorum.
karşısında geçeceğim. Gözlerinin içine bakacağım. Neden diyeceğim? Neden yaptın? Bana kızına bütün bunları neden yaşattın? Ne değişecek peki? Hesap sormasam hayat boyunca kendimi affetmeyeceğim. Peki. Nasıl istersin? Hadi hazırlığını bırakayım sen. Yok, ben kendim giderim. Ne olur ısrar etme. Selim, ben seni bırakırım. Arabada beklerim, yanınıza gelmem. Kartal beklemeyeceksin de. Lütfen. Sonra da yalnız kalmak isterim. Tamam. Hadi. Tamam. Ben hemen geliyorum. Kardeşim, sen ne zaman geldin ya? Ben mi? Şimdi geldim, birazdan gideceğim. İyi, hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Aziz'le konuşmam lazım. Ya abi, yapma be Kartal ya. Manyak adamın teki sağa solu belli olmaz. Konuşmam gerek Emre. İyi akşamlar. Nerede kaldınız? Gözüm yollarda kaldı. Çok uzun sürdü. Dikkatli olunması gereken bir iş. Malum servetiniz. Yok, para önemli değil. Ben çabuk olsun diye istedim. Civar ilçelerden birinin mahkemesine başvuracağım. Böylece dava süresini daha erkene de alabiliriz. Anladım. Üstteki dilekçeniz, diğeri de protokol. Kararınız kesin, değil mi? Kesin. Tamam. Aziz Bey, avukat aradı. Osman yakalanmış, emniyetteymiş. İyi. Geçmiş olsun. Ya öterse? Şu Mustafa meselesi. Ya konuşursa diyorum. Sen kadeyi boş bırakma yeter. Gerisini dünya düşünsün. Sıkkımlansana. Yarına kadar burada yemek vermezler ha. Alo. Dilini mi yuttun lan sosyetik? Meyve suyu alır mısın? Şekerli bir şey içse iyi olur. Dur, tabii artık gitme bir yere. Gerek yok, ben iyiyim. Burcu nerede? Tuvalete gittiler, şimdi gelirler. Teşekkür ederim. Babacığım, iyi misin? Kızım, iyiyim, merak etme. Kocaman adamım ben. Azıcık kan vermeyle bana bir şey olmaz, merak etme. Bir gelişme var mı?
Annem aradı bu arada, o da merak etmiş. Çok geçmiş olsun. Sağ olsun. Mert'cim hadi siz gidin. Burada yapacak bir şey kalmadı. Yok, bekleyelim şimdi, bir şey lazım olur falan. Mert hadi. Belli ki sabaha kadar kalacak yoğun bakımda. Hepimiz burada sefil olmayalım. Biz de bekleyelim şimdi, aklımız kalır sizde. Elif'ciğim hadi büyük sözü dinleyin. Ben bir şey olursa ararım size. Hadi gidin siz gidin. Burcu'cuğum telefonum açık. Ne zaman istersen beni ara, tamam mı? Tamam. Odaya çıkınca söyleyin, tamam mı? Geliriz. Hadi geçmiş olsun. Görüşürüz. Efendim mesela? Emre Kartal yanında mı? Ulaşamıyorum ben. Yani normal değil mi? Sen hala bıkmadın mı Kartal Kartal diye? Bir dinle ya. Tamam. Dinliyorum bakalım. Neymiş derdin? Kartal'dan boşanıyorum. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Benim asabımı bozma Emre. Bırak bitireyim. Anlat bakalım. Dilekçe imza aldım. Avukata verdim. Protokol hazırlatıyorum. Kartal da imzalarsa bir hafta içinde boşanabiliyoruz. O yüzden yanındaysa bir konuşayım, buluşmamız lazım. Esra. Bak yine bu oyun falan olmasın ha? Ya ne oyunu ya? Benim oyun oynayacak halim mi kaldı Allah aşkına? Tamam bak, benim aklım başıma geldi. Tamam mı? Yani zorla güzellik olmuyor. İşte Kartal dönmeyecek. Gitsin o zaman, Selin'in oğluyla mutlu olsun. Sen haklıymışsın yani. Ben zarar veriyorum Kartal'a. O yüzden. Neredeyse söyle lütfen, tamam mı? Ben hepimizin iyiliği için çalışıyorum. İyi. Size gitti. Manyak. Kızın mı? Bak. Dinle. Sus. Artık sen dinleyeceksin ve ben konuşacağım. Tek bir sorun var sana baba. Neden? Bunu bana neden yaptın? Ben sadece babasını özleyen bir kızdım. Neden bunu kullandın? Duygularımla oynadın. Neden bu acıyı bana yaşattın? Neden? Bana bu hayattaki en büyük acıyı sen yaşattın. Hayalini kurduğum, bir gün yanıma gelecek diye umut ettiğim babam, mutsuzluğun tek sebebi oldu. Kızım. Sus! Beni göz göre göre ateşe attın. Sadece bir kere değil. Kartal Bey. Müsait değil Kartal Bey. Bir dakika, giremezsin. Ne oluyor Nevzat? Kim geldi? Ben geldim. Davetsiz geldim, kusura bakma. İdare edeceksin artık.
Aziz Bey. Çok üzgünüm kızım. Küçükken anneme hep sorardım. Babam gelir mi? Belki özler bizi. Gelir bir gün. Hiçbir zaman bana cevap vermezdi. Seni iyi tanıyormuş. Demek ki o yüzden sustum. Ama çocuk aklı işte. Ben seni hep bekledim. Sonunda da geldin. Keşke bu kadar dua etmeseydim. Keşke hayalimdeki babam kalsaydın. Seveceğin. Dürüst. Sevgi dolu. Ama sen koca bir hayal kırıklığı oldun. Keşke hiç gelmeseydin. Kızım. Belki size iyi baba olamadım ama ben her zaman hem seni hem de abini çok seviyorum. Sus! Bari yolun sonundayken yalan söyleme. Bir kez olsa bile dürüst ol. Sen sadece kendini sevdin. İşte bütün hikaye bu. Sen kötü bir adamsın. Karanlıksın sen. Öylesin. Ama babasını vurduğun bir çocuğu niye aldın? Ya bir gün onun ortaya çıkacağını sen düşünmedin mi? Kime ceza verdin sen? Hiç kimseye. Herkes cezasını çekti. Neden aldın? Seni mi? Oğlum gibi sevdim çünkü. Ha, masal anlatıp durma bana be. Masal değil. Masal değil. Ben bir zaman sonra seni alıp getirdiğimi bile unuttum. Sanki hep bu evdeydin, burada doğmuştun. Benim oğlumdun sanki. Ya masal anlatma bana, anlatma, delirtme beni yine. İnanmıyor musun? Ya sen benim babamı öldürdün. Beni esir aldın buraya kendine. Bir de bunun üstüne yetmezmiş gibi... Sırf ben hapse gireyim diye beni kartal vurdu dedin. Şimdi karşıma geçmiş, gözümün içine baka baka. Oğlumdum diyorsun. Sen nasıl bir... Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Yetim bir çocuğa karşı... Bir insan nasıl bu kadar nefret dolu olabilir? Kimsesiz, güçsüz bir çocuğa karşı nasıl bu kadar kin dolu olabilirsin sen? Yazık. Onca yıl sonra geldiğimiz şu yere bak. Bak! Bak şu yere bak, bak. Senin imparatorluğun... kağıttan evler gibi yıkıldı. O hiç yıkılmaz dediğin, sarsılmaz dediğin krallığın... bitti. Bak, duyuyor musun Aziz? Sessizliği duyuyor musun? Hiç bu kadar sessiz olmuş muydu bu ev? Artık böyle. Çünkü burası senin mezarlığın. Kendine
kendine başka mezarlık arama. Kartal. Özür dilerim. Çok hata ettim, çok yanlışlar yaptım. Tamam, olan oldu artık. Doğru, olan oldu artık. Af dilemeye de yüzüm yok. Esra. Yoluna bak artık. Kendine yeni bir hayat kur. Söylemesine kolaydım. Esra lütfen. Tamam ya, seninle alakası yok zaten, ben dediğini yapacağım. Yeni bir hayat kuracağım. Ya yani inanması zor ama yapacağım. Osman senin oğlunmuş. Babalık çok yakışır sana. Sen çok iyi bir baba olursun. Ben hep inandım buna, biliyorsun. Boşanma protokolü hazırlattım. Sen de imzala bir an önce, bitsin bu iş. Ben bir saat sonra avukatla buluşacağım yemekte. Her zaman yediğimiz yerde. Sen de gel imzala, bitirelim bu işi. Selin, canım. Benden önce gelmişsin. Görüşemedin mi? Yok, izin verdiler, konuştuk. Nasılsın? İyiyim. İçimde tuhaf bir huzur var. Daha iyi olacaksın. Sen de o. Sen nasılsın? Esra'yı gördüm. Boşanma davası açıyor, dilekçe vermiş avukata. Buluşup protokol imzalayacağız. Gerçekten mi? Güzel değil mi? Evet. Her şey daha iyi olacak. Bak, hayatımız yoluna giriyor. Artık gülme sırası bizde. Bana da bir avukat bulalım. Ben de dava açacağım. Sabah ilk iş. Sonra da nikah. İmkansız diye bir şey yokmuş. Of. Selin, biz çok yorulduk ya. Çok meyve aldık sana. Ne oldu? Hadi bakalım, koş, kimler gelmiş? Ya şahane, mutlu bir aile tablosu. O zaman size bomba gibi bir haberim var. Hazır mısınız manşete? Neymiş? Sen yokken kardeşim Esra aradı. Biz o haberi okudukça. Hadi bize yüz kez. Aynen. Geleyim mi yardım? Yok, yok, hallederim.
Hazır mısın? Tamam, bekle. Evet. Kızım, konuşmayacak mısın benimle? Sen geç, sonra gelirim ben. Biraz daha iyi misin? Olduğu kadar. Ama sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Yine yapardım. Ben sadece acıların ortak oldum, o kadar. Böyle daraldığımda ya da böyle hayatıma bombalar yağdığımda falan o aralar iyi ki diyorum Elif yanımda. Bu düşünce çok rahatlatıyor beni. Bu bile yetiyor, biliyor musun? Senin sevgini hissetmek, sıcaklığını hissetmek. Çok güzel. Artık güzel şeyler hayal edelim, olur mu? Tamam. Ha. Senin şu bir pastan hayalin vardı, hatırlıyor musun? Nereden çıktı şimdi bu? Hayallerden bahsedelim demedim mi? Ona biraz daha var sanırım ya. Bence geciktirmeyelim. Ben onu daha çok böyle Ege sahiline şirin bir kasabada hayal ediyorum. Burada değil yani. Tamam. Ne tamam? Tamam, niye burada duruyoruz? Ege'ye yerleşelim. Mert, delirdin mi? Daha evden ayrılalı ne kadar oldu? Ne yapacağımızı bile konuşmadık ki. Konuşuyoruz işte. Gidelim yerleşelim, ne olacaksa olsun ya. Şöyle bak, Ege'nin mavisini yeşiline bakan bir yere. Küçük bir yere böyle. Küçük güzel bir yer açalım. Ha? Şaka yapıyorsun herhalde. Gayet ciddi. Tamam, farz et gittik. Sen ne yapacaksın orada? Bulaşık mı yıkayacaksın? Yok, o kadar değil de. Yani balık falan tutarım ben de, ne abi? Fatma anneyi de alırız hem. Tamam. Hı. Olur. Olur mu? Tamam. İyi. Merhaba, kolay gelsin. Oktay Bey'i buraya çıkarmışlar. Evet, odasında dinleniyor. Görebilir miyiz peki? Tabii, 113 numara. İleride soldaki oda. 113 numara. Evet. Tamam, teşekkürler. Kurtulamadın benden değil mi? Hiç komik değilsin. Korkuttun herkesi. Seni. Beni de. Burada görüşmek de varmış. Ağrın var mı? Çok. Ama en çok kalbim ağrıyor. Sanırım hak ettim. Oktay, yorgunsun. Sen biraz dinlen. Ben dışarıdayım. Yuma. Her şeyi ikiniz için yaptım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kartal anlattı her şeyi. Osman'ı. Kartal'ı kurtarmak için kendi hayatını nasıl tehlikeye attığını. Her şeyi biliyorum. Yine uydum Osman'a ya. Salaklık ettim. Kızgınsın bana. Değilim. Ya kızabilirsin çünkü çok haklısın. Sevdiklerime ulaşabilmek için karanlık yolu seçtim. Ama bu kez fark ettim. Anladığın için teşekkür ederim. Ama affetmek zorunda değilsin. Ben ikinizin de hayatını mahvettim. Hele ki Burcu.
kendi adımı affettim bile. Burcu. O da kendi bilir. Geldi mi? Görmek ister mi beni? Sorarım birazdan. Sen şimdi dinlen olur mu? Şiş. Yuma. Şiş tamam. Yanımda kal lütfen. Lütfen. Patron... Bu saat oldu, sen hala uyumuyorsun ya. Çok çalışıyorsun sen. Ama uykum yok. Patronlara karışılmaz oğlum. Patronlar şımartılmazdı ama. Ya baksana şunun yanaklarına. Böyle yanakları varsa şımartılır. Bana bak, yorulduysan bırak ben yıkayayım istiyorsan. Birader, biz başladığımız işi yarım bırakmayız. Ben o kocaman araba alacaktım bana. Aa, ben onu tamamen unuttum ya. Hemen gideyim de alayım geleyim ben onu. Hemen alayım geleyim ben onu. Ya işte gördün mü bak Osman, amcanın kıymetini bil. Ben hiç unutuyor muyum? Aa! Oo, ne güzel bir araba. Süper. Kocaman. Evet. Çakal seni. Öyle sürprizlerle kandırabileceğini mi zannediyorsun? En çok beni seviyor Osman, değil mi? Hı-hı. Nereye götüreceksin oğlum bununla bizi? Anneanneme. Oğlum anneannene gidemezsiniz o arabayla. Söyle babana sana uçak alsın. O alamıyorsa bana söyle, ben alayım. Yalnız bu uçaktan pahalı mı? Şey... Ne istiyorsun? Özür mü dileyeceksin? Ne desen haklısın. Neyi değiştirir? Haklı olmam neyi değiştirir? Sen nasıl yaptın bunu ya? Sen ömrü hayatında Kartal'dan daha onurlu, daha haysiyetli biriyle tanıştın mı? Sen o adama bunu nasıl yaptın? Nasıl baktın yüzüne bunca yıl? Sen nasıl uyku uyudun? Sana baba derken hiç utanmadın mı? Utandım. Yalan söyleme. Yalan söyleme bari, bir kerecik dürüst ol. Bir kerecik. Sen kendi vicdanını temizlemek için Kartal'ın yanındaydın. Ona ne verdiysen kendin için verdin. Ama bak olmadı işte. Ya olmadı. Ben çok şanslıyım aslında. Niye? Çünkü çok iyi bir babam var. Ayrıca çok da iyi bir insan. O senin canını çok acıttı. Ama sen yine de kanını verdin ona. Kızımın gözlerinden inciler dökülmesin diye verdim. Ben olmasam da, ağlamasam da verirdin kanını. Nasıl? İyi. Burcu'yu görmek istiyor. Ben istemiyorum ama. Kızım. Baba lütfen. Hazır hissetmiyorum kendimi. Özür dilerim kızım. Lütfen benden. Neyin özrünü diliyorsun ya? Ha? Sen niye özür diliyorsun benden? Şu halime bak ya. Şu halime bak. Ben niye
düştün bu hale? He? Nasıl geldim ben bu hale? Benim yüzümden. Senin yüzünden. Ya. Senin yüzünden. Yaşanan hiçbir şeyi değiştiremiyoruz işte. Milyon kere özür dilesek de boşuna. Her şeyi yaşadık. Herkes yara aldı. En çok da Kartal. Kartal Bulut. Sen benim kızımsın. Ben senin kızın falan değilim. Çok geç artık. O tren çoktan kaçtı. Çoktan. Baban seni bırakmayacak. Sen benim babam değilsin. Esra. Sen benim babam değilsin. Esra. Uzak dur benden. Ben yokum artık. Esra. Yok. Esra. 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 Ve ya siz hala oynuyor musunuz? Yorulmadınız mı? Hayır. Tabii. Siz ne yapıyordunuz? Emre Osman'a kek yapacakmış. Galiba senin sürprizine biraz kıskandı. Kıskanmasın canım o da. Evlensin baba olsun. Duyuyorum. Ben de yardım etmek istedim ama istemedin. Bırak kendi yapsın, bırak. Ben yardım ederim. Öyle mi? Gel bakayım. Benim çıkmam lazım canım. Çabuk gel. Tamam, protokolü imzalayıp hemen geleceğim. Öyle kötü olaylar oldu ki. Hepsi geride kaldı, boş ver. Sen Azize mi gittin? Evet, son kez konuşmak istedim. İnsanlara yeniden güvenmek zor. Zaman alacak. Bundan sonra beraber yürüyeceğiz ama. Oğlumuz yanımızda. İkizler de abilerinin arkasından koşacak. İkizler mi? Evet, haberin yok mu senin? Yok. Gras sokaklarını inletecekler. Gras'ta mı? Evet. Oğlum anneannesini özlemiş. Boşanma işlemleri bitsin. Başladığımız yere gideceğiz. Orada yaşayacağız. Mert annemi arasak mı merak etmiştir. Aradım ben, dışarıda olduğunuzu biliyor. Daha ne kadar bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edeceksin? Sonsuza kadar. Ama bu bir yas Mert. Yaşananların hepsi gerçek. Belki kızman, öfkelenmen, ne bileyim belki ağlaman gerek. Yas tutmadan geçmez ki. Bugünü de, bugünden önce yaşananları da aklımdan çıkarmak istiyorum Elif. Ya bunları düşünürken zaten yeterince yas tutmuşum. Yeterince canım acımış. Ne hayatımın tamamen yalanlar üzerine kurulduğunu öğrenince ne yalan söyleyeyim, rahatladım. Üzerinden yük kalktı. Gayet iyiyim yani. Emin misin? Evet eminim. Bu saatten sonra sadece gelecek var benim için. Ve gelecekte sadece sen varsın. Peki. Senden bir şey isteyeceğim. Tamam. Neymiş o? Şurada 5 dakika işim var. Onu halledip gelsem sen burada beklesen olur mu? Ben de geleyim. Olmaz Elif. Hem zaten geldiğimde anlarsın niye gittiğimi. Tamam ama nereye? Onu söyle bari. Hayır ya. Bak burada çilek aldık, erik almışız, onları yesen. Tamam mı? Hemen geleceğim. Ya... Avukat. Protokolü bıraktı gitti. 30
Otursana. Yemek söylemedim, seni bekledim. Yok, sen söyleseydin. Beraber yeriz diye. Anladım ben seni. Bir bak istersen. Tamam, olur. İmzalayalım o zaman. Başka bir şey? Yok. İyi. Ben kalkayım o halde. Konuşsaydık biraz. Esra, sence konuşacak bir şeyimiz kaldı mı? Ya öyle değil. Yani dostane bir konuşma. Veda yemeği anlamında hiç mi hakkım yok ya? Bunu esirgeme bari benden. Çok fazla oturuyorum. Tamam, hemen. Yiyeceğiz zaten. Yok arkadaş, benim arabadan daha iyisini bulmam lazım. Kekle de olmadı. İşi bitince gelir ya. Öyle söyledi zaten. Ben de yarın avukatla görüşeceğim. Evet, şu boşanma işi bitsin. Siz de kurtulun artık bu cendereden. Esra'nın sorun çıkarmamasına sevindim. Evet. Ben de beklemiyordum. Yani bizim ömrümüz Esra'dır, ne yapsa yeridir demekle geçti. Akıllanmış anlaşılan. Ben inandım. Sen inandın mı? İnandım. Esra'mca. Tamam, geldim. Ben bakayım şuna. Ne anlatacağım komiserim? Aziz Alkan'ı sen mi vurdun? Yemin ederim ben yapmadım. Hatta ilk duyduğumda kim yapar bunu Azize diye düşündüm. Vallahi billahi ben yapmadım. Şuradaki iki polisi görüyorsun değil mi kızım? Neden beklediklerini de biliyor musun? Oktay'ı hapse alacaklar. Artık seni özgürce göremeyecek. Belki daha iyi olur. Öyle deme kızım. Seni seviyor. Bana neler söylediğini sana anlattım. Bizi artık ayırmayacak, söz verdi. Seni üzmemek için. Hasret kalsa da sana. Ameliyattan çıktı. Hadi bir 5 dakika görünüm, moral olsun ona. İyi de daha ne diyeceğimi bile bilmiyorum ki. Ne istersen de. O seni çok seviyor. Senin için neler yaptığını anlattım sana. Hem bir tek o kabahatli değil ki. Hepimiz bir şekilde sana yalan söyledik. Affet kızım. Affetmek erdemli bir harekettir. Kendin için affet en azından, tamam mı? Elimde değil. Benim kızım taş kalpli olsaydı burada ameliyathanenin önünde gözyaşlarıyla beklemezdi. Değil mi?
Kafadan sandviç alacağım. Neredesin? İyi tamam hadi. Efendim başka bir arzunuz? Yok sağ olun teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Selin nasıl? Ya bakma öyle. Ben anlıyorum onu. İkimizin de babası birbirinden beter çıktı. Ben babama çok öfkeliyim Kartal, affedemiyorum onu. Görmek de istemiyorum, sen geliyorsun aklıma. Çocukluğum, masumluğum. Esra. Konuşmamız bazı şeyleri değiştirmez. Geçmişi evet. Ama geleceği değiştirebilir. Ben seninle düşman olmak istemiyorum Kartal. Nerede kalıyorsunuz? Ersin'in evinde. Hı. Emre'nin arkadaşı. Hı hı. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok yapıyorsun zaten. Boşanmanın dışında. Ya özür dilemeye çalışıyorum Kartal. Kırdıklarımı telafi etmem lazım. Çok üzdük seni. Babam da bende. Ben de en az babam kadar üzdüm. Çok pişmanım. Keşke. Ya keşke demenin de bence bir faydası yok. Ya sadece keşke diyeni yorar. Tamam. Da bırak ben bir içimdekileri dökeyim. Çok özür dilerim. Kendi adıma da, babam adına da. Binlerce kez özür dilesem biliyorum. Yani yaşadıklarını telafi etmez ama. Esra. Ben kapattım ya konuları. Gerçekten. Ya beni düşünme, ben iyiyim. Sen de iyi ol, mutlu ol. Hak ediyorsun çünkü. Fonkale'de dikkatli. Şöyle bir saçını düzeltti. Drogba ile göz göze geldi. Vur! Aa! Gol! Vurdu, gol oldu. Artık uyku vakti geldi. Bütün 5 dakikalar da bitti. Yani ben çizgi film izleyelim. Osman'cığım olmaz. Ama annesi ya. Bu yanaklara bakar mısın sen, ne kadar tatlı. Bu yanaklara hayır denir mi hiç? Emre. Lütfen. Tamam, ilk ve son. Oley be, izliyor muyuz çizgi filmi? Yaşasın. İyi bakalım, hadi anne fikrini değiştirmeden biz toz olalım, tamam mı? İyi geceler. Hadi biz yiyelim de uyuruz. Bunu da al. Demek ortak oldunuz ha? Evet. Öyle oldu. Eski arkadaşız biz. Öyle birden ortaya çıktın. Aziz Alkan şirketin yarı hissesini sana devretti. He? Öyle mi? Vallahi öyle oldu. Hem şimdi benim kızımla evli ya. Damadım sayılır. Akrabayız işte. Sen benim gözlerime baksana bir koçum. Bu devirde hangi aklı sağlam adam şirketin hisselerini kayınpederine devreder? He? Vallahi
Öyle oldu komiserim, gel yardım et dedi. Yani aranızda bir husumet falan yok, eski bir hesaplaşma. Yok, husumet falan yok. Eski arkadaşız işte. Sana da yazık olacak bak. Eğer böyle inkar etmeye devam edersen, suçunu itiraf etmezsen en az 30 sene içeride yatarsın. Deliller, şahitler hep aleyhine ötüyor, haberin olsun. Vallahi yok. Aziz Alkan'dan çıkan kurşun, Kartal'ın silahından çıkmamış. Niye? Çünkü sen değiştirdin. Damada suçu yıkmak için. Takke düştü, kel göründü. Konuş. Aziz Alkan'la husumetin ne? Konuş, anlat! Mustafa'yı Aziz öldürdü. Mustafa kim? Anlatacağım komiserim. Gerçeği anlatacağım. Aziz neden vurduğumu, geçmişte neler yaşandığını hepsini teker teker anlatacağım. Bilseniz zor mu Aziz Bey? Yok Nevzat, gittiler artık. Şile adliyesini de açacak daha bay. Mahkeme o zaman daha çabuk gün veriyormuş. Bir hafta içinde hallolur dedi. Ben sana protokolün bir kopyasını da getirdim. Sen de Dursun, ne olur ne olmaz, imzan var zaten benim. Hiç problem çıkarmadın, teşekkür ederim. Problem kutumu doldurdum belki ondan. Asıl ben teşekkür ederim. Babamın suçlu olduğunu bildiğin halde mahkemede sustun. Ele vermedin onu. Boş yere hapis yattın. Selin'e de ayrıca teşekkür ederim. Şikayet etmedi beni, az kalsın öldürüyordum kızı. Allah'ım ben ne kadar çok şey yapmışım. Aileden herhalde genetik. Esra, konuyu kapatalım mı artık? Osman nasıl? İyi. Baba diyor mu sana? Kendine eziyet ediyorsun. Yo. Yani öyle olsa niye boşanayım? Ben çok düşündüm Kartal. Çok üzüldüm. Çok acı çektim, çok ağladım. İsyan ettim. Bazen çıldırdım. Ama sonunda anladım. Sen bana ait değilsin. Sen ailene aitsin. Bravo yani Mert'cim. Bu mu senin 5 dakikan? Bu saatte bir dükkan açtırmak ne kadar zor biliyor musun sen Elif Hanım? Ne dükkanı? Ne diyorsun Allah aşkına? Bak şu an kalbimi çok kırıyorsun, tamam mı? Böyle konuşmaya devam edersen gerçekten pişman olacaksın benden sana söylemesi.
Sen benden yine bir şey gizliyorsun. Ben gidiyorum. Hey. Allah Allah ya. Biz ne yapacağız seninle böyle ha? Sen şimdiden böyle yapıyorsun. İleride büyük çektirirsin sen bana. Çekeceksin Mert Bey, evet. Böyle yaparsan çok çekeceksin. Gel buraya. Birbirimize bir söz verelim istiyorum, tamam mı? Ne olursa olsun aramızda gizli saklı olmayacak. Söz mü? Söz. Mert. Karım olur musun sevgilim? Tedaviyi reddediyor. Müdahale edin, zorla verin. Yapamayız. Hastanın bilinci yerinde, istemediği sürece müdahale edemeyiz. Hasta haklarına aykırı. Bir de ben konuşabilir miyim? Tabii. Kızım. İlaçlarını içmiyor musun? İhtiyacım yok ki. Hayır var. Bak. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bazı şeyleri değiştiremiyorum. Sanırım bazen oluruna bırakmak gerekiyor. Ama vazgeçmek hiçbir babaya yakışmaz. Benim için hiç baba. Sadece senin için. İşte benim kızım. Evet Osman Bulut. Biraz da derdini mahkemede anlatırsın. Aziz Alkan'ı aldırın. Osman ötmüş. Aziz Bey. Nevzatçık. Osman ötmüş diyorum. Sizi çıkarmamız lazım. Polisler gelir birazdan. Nevzat. Çık. Kapıyı kapa. Sevebilir misin Saadet? Sevebilir misin?
Ben bir tuvalete gideyim. Kartal, yolda mısın? Hayır, daha çıkmadık. Protokolleri imzaladık, birazdan kalkacağız. Başına bir şey geldi sandım. Birincisi, bir daha böyle konuşmanı yasaklıyorum. İkincisi? Her şey çok güzel olacak. Alo, mesajımı aldın mı? Geldim, bekliyorum. Uyumamış. Işıklar açık. Kartal bekliyordur o. İyi de bu saatte nasıl dışarı çıkacak? Tamam, ben halledeceğim onu. Sen bana bırak. Tetikte ol yeter. Efendim? Alo, Selin. Rahatsız ediyor muyum bu saatte? Önemli değil. Ben senden özür dilemek istiyorum. Ama yüz yüze. Gerek yok gerçekten. Buna ihtiyacım var Selin. Yoksa ömür boyu vicdan azabı çekeceğim. Hem kendi adıma hem babam adına. Bence görüşmemiz ikimize de iyi gelmeyecek Esra. Ben seni affettim. Rahat ol, tamam? Yalvarırım. Benim kendi içimde kendi kendimi affetmem lazım senin. Huzur bulmaya ihtiyacım var. Benden yardımını esirgeme ne olursun. Esra, ben sana nasıl inanayım? Kartal yanımda, o da gel diyor zaten. Peki, tamam. Eğer Kartal öyle diyorsa ben de geliyorum. Çok teşekkür ederim Selin. Hayatım başladın bana, çok sağ ol. Evet. Kalkalım mı? Hesabı... Ben hallettim. Tamam. O zaman veda vakti.